Merhabalar. Bir insan, bir toplum ya da bir millet kaç defa aldatılabilir? Bir defa diyenler haklı. İki defa diyenler onlar da haklı. 10 defa diyenler onlar da haklı. 1000 defa diyenler vallahi onlar da haklı. Daha beteri de var. 1000 yıldır diyenler de haklı. Çünkü 1000 yıldır aldatılıyoruz. Ya bu kadar vahim mi? Bu kadar vahim. Çünkü 1000 yıldır bize gerçekler söylenmiyor. Örtbas edildi gerçeklerin üstü. Bunu siz ister kabul edin, ister etmeyin. Bugünkü düşünce yapımızdan, bugünkü gelişmişlik seviyemizden, bugünkü olaylara bakış açımızdan falan diğer gelişmiş Batı ve Uzak Doğu ülkeleriyle çok ayrıldığımızı bizim gerçekten Arap Ligi'ne hatta Afrika Ligi'ne düştüğümüzü görürsünüz. Bu işte 1000 yıldır aldatılmışlığımızın eseri. Peki biz niye böyle kaldık? Çünkü bize bakmayla görmek arasındaki farkı anlatmadılar. Halbuki bakmakla görmek arasında derin bir uçurum vardır. Bakmak gözlüğün alabildiği doğayı, coğrafik manzarayı görebilmektir. Önündeki yolu ya da duvarı görebilmektir. Görmek ise farklı bir şeydir. Görmek gönül gözüyle, kalp gözüyle, sezgiyle, hisle olur. Beyinle ve kalple olur. Biz bunu yapamıyoruz. Maalesef yapamıyoruz. Yapsak da çok ilkel hayvani dürtülerimizle yapıyoruz. Yani bunu kimse alınmasın. Ya işte ben şey olabilir yani konuştuklarımın içinde istisnalar vardır kesinlikle. Zaten ben hep söylerim benim konuşmalarımda genelleme yoktur. Yani herkes payına düşeni alır. Kimisi de hepsini de reddedebilir. İnsanda organik olarak iki göz vardır. Bu gözler itibariyle dünyayı görürsünüz siz. Kalp gözü ise farklıdır. Kalp gözü dünyayı görürsünüz dedim ama gözünüzün görebileceği kadar yeri görürsünüz. Kalp gözüyle aslında görünmeyen yerleri, hissedilmeyen şeyleri ve sezgilerinizle dünyanın öbür tarafını bile görebilirsiniz. Aşık Veysel'in bir şiiri vardır. İki gözü de görmediği halde Beseret Dağı'nı anlatır. Şöyle diyor, ben okuyayım oradan size biraz. Arzusun çektiğim Beserek Dağı, arzusun özlediğim, özlemini duyduğum anlamındadır. Arzusunu çektiğim Beserek Dağı, elvan elvan çiçeklerini açtı mı? Bu adamı hani gözüküyor diye, elvan elvan çiçekleri nereden biliyor? Çevre yanın güzellerin otağı, bizim eller yaylasına göçtü mü? Çok güzel şiir olduğu için bir beyit daha okuyacağım buradan. Güney tarafında kurban pınarı, kalktı mı mezarlı boyunun karı. Kar yağmış oralara. Garip öter meşeliğin kuşları, yavru şahin yuvasından uçtu mu? Bu şiir devam eder böyle biraz. Burada aslında anlatılmak istenen şiirdeki Aşık Veysel'in kalp gözünün, gönül gözünün ne kadar açık olduğunu biz görüyoruz, anlıyoruz. Diğer şiirlerinde de vardı işte. Hep kalp gözüyle yazmıştır o şiirleri görmediği halde. Demek ki zaman zaman kör olmak mı lazım ya da gönül gözüyle mi aslında açık olması lazım? Tıbbi ya da organik bir durumdur. Onu şey etmiyorum ben. O tarafta yani şöyledir, böyledir. Onun üzerine mantık yürütmek biraz zor. Ama İki gözü de gördüğü halde kalp gözü de açık olanlar vardır. Bizde bir laf vardır yani bu sezgiciliği anlatmak için. Yani sezgici ne demek? Bir şey oldu muydu? Adam işte derler ya leptebeden leplebi anlıyor. Ya da karşı taraf yanındakinin yalan söyleyip söylemediğini, ne söylemek istediğini anlayan hem kalp gözü hem zeka seviyesi yüksek. Zekası, duyguları da açık insanlar vardır. Yani bunu anlatmak için de derler ki anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. İyi maşallah. Birine bir şeyi anlatmak için davul zurna çalsan bile anlamıyorsa
boşu boşuna develenmenin, boşu boşuna mücadele etmenin bir anlamı yok. Burada gene Konfüçyüs'ün bir lafı aklıma geldi. Diyor ki bir insana diyor, onu öğrencileri var tabii, üst düzey insan yetiştiriyor. Bir insana diyor, ben diyor doğuya batıyı anlatırım. Bu taraf doğu, bu taraf batı, şurada şunlar var. O diyor kendiliğinden kuzey ve güneyi bulabilmeli diyor. Eğer diyor ben kuzey ve güneyi de anlattıysam, onun devamını da söyleyeyim, lafın tamamı deli anlatılır hesabı. Anlattıysam diyor, onun algılama şeklinde bir eksiklik vardır. Son zamanlardaki siyasette oynanan oyunlara geliyorum. Bizi bin senedir aldatıyorlar. Aynı laflarla, mütemadiyen, aynı tekrarlarla. Ne zamandan bu tarafa? Gene hep benim travmam olan Nizamülmülk'ten bu tarafa. Dini iman, yukarıda Allah, aşağıda şey, işte devlet, bilmem burada Bekçi Murtaza falan. Biz daha hala bin sene öncesi gibi bu numaraları yiyoruz. Bir de bunun yanında şey çıktı şimdilerde. Beka sorunu. Bize oy vermezseniz terör geliyor ha. Orada bekliyor ha. Nerede? Vallahi bak şeyde Urfa'nın altında Ceylanpınar'ın kapısında, Gümrük kapısında ya da Mardin'in bir kapısı daha vardı. Nerede? Hatırlayamadım. Orada bekliyor. Oradan vize de almışlar. Bize oy vermezseniz giriş yapacaklar. Ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın dediği gibi, bize oy verirseniz Filistin'deki çocukları bile sevindireceksiniz. Ya bu ne kadar ayıp bir şey ya. Yani benim duygularımla niye oynuyorsun kardeşim yani? Bizim duygularımız Filistin'deki çocuğuna ne alakası var yani? Sen devlet olarak üstüne düşeni yap. Sen bir belediye başkanı seçileceksin ya. Sana ne yani? Bir, senden önce de söylemişlerdi. Bize oy verirseniz cennetin anahtarını kazanırsınız. Kabul eder. Ne cennetin anahtarını verdiler bize, ne bir şey. Elimizdeki olanı da aldınız siz. Dolayısıyla daha hala anlamıyoruz. Ve daha hala davul zurnayla bile anlatılsa anlamıyoruz. Birisine düzgün cevap verebilmek için onu iyi dinlemek de lazım. Biz ya davul zurnanın sesini iyi anlamıyoruz ya da ince sazdan anlamıyoruz. Ya davul zurnanın sesi bizim kulaklarımızda, kulak zarlarımızda aşırı bir tahribata sebep oldu. Duymuyoruz. Tuhaf bir yer var burada. Yani geldiğimiz nokta gerçekten ibretlik bir şey yani. Ya diyorsun ki kardeşim bin senedir aldatıyoruz, aldatılıyorsun. Ne cennet anahtarını verirler sana, ne de istediğin kadar müreffeh bir dünyada yaşayabilirsin. Cennetin anahtarı Allah'ın elinde. Yani bunlar Allah'ın arkadaşlar mı ya? Eğer öyle bir iddiada bulunuyorlarsa ki bu günahların en büyüğüdür. Allah'ın açık açık ayetleri var. Sakın ola ki bana kimseyi, kendiniz özellikle şirk koşmayın. Benim hiç sevmediğim bir şey diyor. Kulumun, yarattığım kulumun kendisini bana şirk koşması, ortak etmesi. Ben diyor her şeyi affederim ama diyor şirk koşan insanı affetmem. Şirk koşuluyor. Onlar ne oluyor peki? Açık ayetlere rağmen bunlar nasıl oluyor da kendilerini Allah yerine koyuyorlar, bilmem ne yapıyorlar, milletin duygularıyla oynuyorlar, bilmem daha hala işte bize oy verirseniz cennetin kapısını arar, bize oy verirseniz Filistin'deki çocukları sevindirirsiniz. Sana oy vermezsem, sen devletsin zaten ya, sen hükümet değil misin kardeşim? Sana oy vermezsem, versem ne olur, vermesem. Bu bir belediye başkanı seçimi. Git sen işini yap. Velhasıl yani bu konuda lafı uzatacak çok aslında konu var da mümkündür ki bildiğiniz konular, ama şunu demek istiyorum, ben lafın başına tekrar söyleyeyim özet olarak, bir toplum bir aldatılır, iki aldatılır, beş aldatılır, 20 de aldatılır. Demek ki 1000 de aldatılabiliyormuş. Hatta 1000 senedir aldatılabiliyormuş. Yani o bir işte aldatılırsa eşek, iki aldatılırsa eşeğe eşek, bilmem üçüncüye hadi git lan kalk buradan denmiyor. Ben de demiyorum zaten. Bu benim kendi milletim. 1000 senedir aldatılıyoruz. Daha hala aldatıldığımızın bile farkında değiliz.
aldatıldığımızı farkına varsak bu sefer o da zorumuza gidiyor. Ben aldatılamam ya. Beni kimse aldatamaz. Niye? Doğruyu biliyorum ben. En kötüsü de bu. Ben en iyisini biliyorum demek, ben doğruyu biliyorum demek aslında bir şey bilmediğini de bilmiyorsun demektir. Bak, bir şey bilmediğini bilmeyen adama cahil denir. Ben milletime böyle bir şey demiyorum. Sakın ola ki yanlış anlamayın. Aman. Ben milletime hakaret edenden nefret ederim. Ama ya bir şey bilmediğinizi, ben gene çoğu insanlar tenzih ederek söylüyorum. 1000 senedir aldatıldığınızı bari kabul edin ya. Yani artık davul zurna sesini falan geçtik. Madem davul zurnanın sesinden bile anlamıyorsunuz. 1000 senedir aldatılıyoruz. Şu din imam bilmem ne laflarından kına geldi herkese. Lütfen 1000 senedir aldatıldığımızı, ne için aldatıldığımızı bir daha hatırlayın. Bir daha düşünün. Sezgilerinizi çalıştırın. Duygularınızı çalıştırın. Akılla sezgiyi birleştirin bakalım ne çıkıyor. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İnşallah davul zurnanın gerek kalmayacağı, ince sazdan bile ayıkacağımız günler yakın olsun. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoşçakalın.